Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü konumuz matematik nedir? Matematik ve yaşam ilişkisi nedir? Bu zor konuyu iki değerli konuğumuzla tartışacağız, konuşacağız. İlk konuğumuz Profesör Doktor Beno Kuryel, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı. Hoş geldiniz Beno Hocam. Dekanı yediniz, evet şu anda değilsiniz. Orkun Kocabıyıkoğlu. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi. Merhaba Orkun. Ben kısaca konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Ben hocamı tanıtmak için Ekşi Sözlüğe başvurdum. Öğrencileriniz orada sizinle ilgili olağanüstü cümleler kurmuşlar hocam. İzninizle onlardan birkaçını seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Sizi şöyle tanımlıyorlar hocam Ekşi Sözlük'te. Matematik modelleme ve felsefesi isimli dersi vermektedir. İspanyolca ve İngilizceyi anladığı gibi konuşur. Kendisine yalnızca Beno denmesini ister. Dersi anlatısıyla, karakteriyle, entelektüelliğiyle farkını açıkça belli etmektedir. Neden son sınıfta karşılaştım ki bu adamla diye soruyor insan kendine. Böyle bir bilim adamını tanıyınca dinlemek lazım, tanımak lazım, öğrenilecek çok şey var Beno'dan. Ne güzel. Bir de hocam, her yıl başında ya da doğum gününde kendisini kutlayanlara çocuklar ben zamanı yıllara bölmüyorum, kutlanacak bir şey göremiyorum diyen profesör diye tanımlamışlar sizi. Bunlar çok hoşuma gitti. Belli ki öğrencilerinizin çok sevdiği bir hocasınız. Çok teşekkürler hocam geldiğiniz için. Orkun bilgisayar mühendisi olacak. Son sınıfta bir yılı var. Tiyatroyla ilgileniyor. Bu program için bir özelliği de babası matematik öğretmeni. Dolayısıyla matematikle olan ilişkisi, babasıyla olan ilişkisiyle de biraz alakalı ve uzun yıllara dayanıyor. Sevgili, değerli edebiyatçı, Aziz Nesin'i anarak başlamak istiyorum. Hepiniz tanıyorsunuz. Profesör Doktor Ali Nesin ünlü bir matematikçi. Ali Nesin'in matematikçi olmasında babası Aziz Nesin'in çok ciddi etkileri, katkıları var. Baba-oğul mektupları geçtiğimiz yıllarda yayınlandı ve ben o mektupları okuduğumda çok etkilenmiştim. Kısaca onlardan pet pasajlar okuyacağım. Aziz Nesin'in matematiğe, fiziğe bakış açısı, Ali Nesin'in matematikçi olması için nasıl çabaladığını gösteriyor bu mektuplar bize. Sonra da sohbetimize başlayacağız. İki gecedir seni rüyamda görüyorum. Karmakarışık rüyalar. Bunun nedeni senin mektubunda yazdıkların. Yok tarihle, yok sosyolojiyle, yok felsefeyle falan ilgilenmek isteyişin. Bu kadar da değil, edebiyat, daha da bilmem neler. Tarihte oğullarını yanlış yön vermeye çalışan, çocuklarını istemedikleri mesleklere zorlayan babalar pek çoktur. Ben bu enayi babalardan olmak istemiyorum. Ama o babalar, o enayi babalar da olmak istemiyorlardı elbet. Ne istersen, nasıl istersen öyle yap. Ama sana söyleyeyim, yanlış yoldasın. Bana göre. Bu yanlışı göstermek bir baba olarak görevimdir. Dünyayı görmeye yarayan göz nasıl kendini göremezse, çok doğal olarak da sen de kendini göremiyorsun. 9 Şubat 1980. Mektuplar devam ediyor. Artık bu konuda konuşmak istemiyorum. Soruyorsun neden artık bu konuda yazmak istemediğimi. Çünkü anlatmam gereken her şeyi anlattım sana. Sözlü olarak, yazılı olarak anlattım. Bundan sonrası gereksiz. Ne bileyim ben, yanılmış da olabilirim. Açıkçası felsefeci olmanı istemiyorum. Bu yoldan başarı sana şansın yok gibi geliyor bana. Bunun nedenlerini çok anlattım. Sen hala anlamak istemediğine göre demek ki farklı bir yolu seçmişsin. Kim bilir, belki de sen haklısındır. Ali Nesin'in de bu yıllarda ve bu mektuptan kısa bir süre sonra Sorbonne Üniversitesi'nde hem matematik hem felsefe bölümüne kayıtlı olduğunu, iki bölümü birlikte yürüttüğünü ve bu mektuptan sonra da Sorbonne'da verilen felsefe eğitiminden memnun kalmayarak birkaç ay sonra ayrıldığını biliyoruz. Ardından da Ali Nesin bir matematikçi. Çok iyi bir matematikçi. Çok iyi bir matematikçi oluyor.
Evet sevgili izleyicilerimiz, Aziz Nesin'in matematiğe nasıl baktığını, Aziz Nesin'in matematikçi olması için nasıl çırpındığını gördük. Şimdi de bir video klip hazırladık. Toplumumuz matematiğe nasıl bakıyor? Mikrofonumuzu sokağa yönelttik. Bir videomuz var. Hep birlikte onu izleyeceğiz. Matematiği hayatınızın neresinde kullanıyorsunuz? Yani üniversite hayatımda kullanıyorum şu an. Peki siz matematiği hayatınızın neresinde kullanıyorsunuz? Ben artık markette kullanıyorum. Kent kartta kullanıyorum. Bu kadar. Peki toplu ulaşım araçlarının kullanılmasında, vaktinde gelmesinde matematiğin bir alakası var mıdır sizce? Evet var. 90 dakikayı hep onun için kullanıyoruz ya. Mesela resmin, müziğin matematiği olabilir mi sizce? Bilmem. Hiç düşünmedim. Olabilir herhalde. Peki matematik sayıları indirgenebilir mi sizce? Bence indirgenir yani. Mesela geleneklerimiz, göreneklerimiz matematikle bir alakası var mıdır? Yani ben vallahi yoktur herhalde ya. Gelenekle matematiğin bir alakası ben sanmıyorum. Peki sizce matematik doğada mı vardır yoksa zihnimizin ürünü müdür? Zihnimizin ürünü bence. Matematiği hayatınızda nerede kullanıyorsunuz? Vallahi her şeyde bir matematiğin önemi var. Bu müzik açısından da çok önemli. Notalar, aynı zamanda beste. Her zaman ritim olarak matematiği çok önemli buluyorum. Peki sizce matematik doğada mıdır yoksa zihnimizin ürünü müdür? Bana göre zihnimizin ürünüdür diye düşünüyorum. Çünkü doğada olacağını sanmıyorum. Matematiği nerelerde kullanıyorsun ya da matematik en çok nerede işine yarıyor senin? Matematik her yerde kullanıyorum. En çok hesap kitap işlerinde falan yani. Kira öderken, elektrik öderken falan başka bir kullandığım yok. Sence matematik kafası olan insanlar hayatta daha mı başarılı olurlar? Hayır. Yani bunun matematikle alakası yok. Özgüvenle alakalı. Matematik sadece bir araç bence. Yaşam biçimimizde, geleneklerimizle, kültürümüzle bir bağlantı var mı matematikle? Yani matematik kullanmayan insan yoktur herhalde. Ancak o kadar olur. Başka bir matematiğin farklı bir özelliği olduğunu düşünmüyorum. Seni en çok eğlendiren matematik aktivitesi nedir? İddia bayi de sadece iddia yaparım, kupon yaparım o kadar. Yani başka bir şeyim yok. Matematiği nerede kullanıyorsunuz? En çok nerede işinize yarıyor? En çok ALES sınavlarında işime yarıyor. Sizce matematik kafası olan insanlar hayatta daha mı başarılı olurlar? Bazı yönlerden olabilir. Peki bir resmi beğenmek, bir müzik eserinden zevk almak için matematik bilmek gerekir mi? Bazı konularda olabilir de. Ya ona bakarsanız hani senaryo yazarken falan da matematik bilgisi bir yandan önemli. Ama her şeyi iyice matematiğe döktüğünüz zaman o zaman büyüsü kaçıyor. Biraz fazla teknik gibi gelmeye başlıyor. Matematiği hayatın neresinde? Yani en çok nerede kullanıyorsun? Matematiği ilk olarak ilkokulda almaya başladık. Ama hayatımın hiçbir yerinde bu yaşıma kadar kullanmadım. Herhalde ihtiyacım da olmayacak diye düşünüyorum. Bunun için yani bize matematik neden öğretiliyor? Tamam dört işlemi anladık da matematik kapsamlı bir şekilde neden öğretiliyor hiçbir fikrim yok. Matematik kafası olan insanlar daha mı başarılı olur hayatta? Yani hayatta demeyelim de okulda ve vizelerde böyle hani boş işlerde daha başarılı olabilir diyebiliriz. Sence matematikle yaşam biçimimiz, kültürümüz, gelenek ve göreneklerimiz arasında bir bağlantı var mı? Vallahi nasıl diyeyim? Hani ben bir bağlantı kuramıyorum ama hani kuranlar da var, kuran siyasetçiler de var diyeyim. Yani bunun başında Bahçeli var mesela. Hani 40 yapar diye bir şey var. Hani 2009'la buradan 40 yapıyor, 40. yılını kutluyor falan. Hani öyle yetenekli insanlar var ama biz daha bunlara uğraşamadık. Bu yeteneğe sahip değiliz yani. Matematiği hayatın neresinde kullanıyorsun? Yani aslında matematiği hayatımın yani mecburen her alanında kullanıyoruz. Bir şekilde alışverişlerde, para hesaplarında her zamanki gibi ama yani esas kullandığımız yer üniversite öğrencisi, üniversite sınavlarında işimize yarıyor. Hiçbir şekilde yani ben sözel öğrencisiyim, yabancı dil mezunuyum, sözel okuyorum şu anda. Ama sınavda matematik çözmezsem birinci bölümde ikinci aşamaya geçemiyorum. Beni ilgilendiren bir alan değil. Yani o şekilde. Mesela benim en büyük şeyim hukuk okumaktı. Hukuk eskiden sözel bölümüydü. Şimdi eşit ağırlık bölümü. Matematik çözmek gerekiyor. Neden gerekiyor? Esas bölüm sözel bir bölüm. Yani hukuk okumak için matematik toplama çıkarmayla sonuçta yapmıyorsun orada savunmanı. Peki sence matematik kafası olanlar daha mı başarılı olur? Yani Türkiye toplumuna bakarsak daha başarılı olur. Şuradan daha başarılı olur.
Çünkü bütün ölçme ve değerlendirme sistemleri sayısal zeka üzerinden değerlendiriliyor. Sözel zekaya yönelik bir değerlendirme sistemimiz yok. Peki en çok sevdiğin matematiksel aktivite nedir? Tavla olur, satranç olur. Ya, en çok sevdiğim matematiksel aktivite nedir? 101 oynarım. Evet, şu anda bir dans okulundayız. Burada kursiyerlere, dans hocalarına soracağız. Matematikle hayatların nasıl bir alakası var? Mesela dansın matematiği var mıdır? Tüm bunları değerlendireceğiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Faysal Güneş ben. Dans okullarında eğitmenlik yapıyorum. Matematik hayatınızın neresinde kullanıyorsunuz? Ben dansçı olduğum için genelde dansta kullanıyorum. Yani hayatın her alanında matematik var. Kesinlikle olmalı da zaten. Örnek veriyorum, ilk başlangıçta başlayan matematik 1, 2, 3, 5, 6, 7 diye devam eder. Arada eş sayılar vardır. Bununla da zaten matematiğin direkt irtibatı kuruluyor zaten. Mesela biz şöyle şeylerle karşılaşıyoruz, özellikle resim ve müziğin matematiği var mıdır dediğimizde bize hayır, ne alakası var diyorlar. Evet, kesinlikle vardır. Asimetri denen bir şey de var zaten. Tamamıyla ölçümle. Yani bunu tutup da ille de rakamla yapmanız gerekmiyor. Bakış açılarınızla, hesaplamalarınızla da alakalıdır matematik. Sadece rakam değildir bence. Kesinlikle bir estetiği vardır yani. Matematiğin de bir estetiği var. Peki sizce matematik doğada mıdır yoksa zihnimizin bir ürünü müdür? Doğa zaten matematiği kendisi üretmiş, bize sunmuş. Biz de insan olarak kendimiz kullanıyoruz. Bence böyledir yani. Sizce matematikle dansın bir alakası var mıdır? Matematiğin her şeyle alakası vardır bildiğim kadarıyla. Dansla da ilgisi var. Dans da sayılar üzerine kurulu olduğu için doğrudan zaten kanıtlamış oluyor matematiğiyle ilgisi olduğunu. Siz nerede kullanıyorsunuz matematiği? Ben hayatı keyifli yaşamayı kendime hedef olarak seçmiş birisiyim. Yani mutlu olan insanların çevresine de mutluluk verdiğini düşünüyorum. Kendi zamanımı da nasıl mutlu olabilirim üzerine kurgulamaya çalışıyorum. Burada da iyi hesapladığımda matematiği kullanmış oluyorum. Peki hocam, hazır emekli bir öğretmen de bulmuşken, matematik okullarda öğretilirken birçok öğrencinin de illallah ettiği bir şeye dönüşüyor ya. Ya hayatımızın neresinde kullanacağız biz bu matematiği aslında diyorlar. Ne söylemek istersiniz? Ya, öğretim yöntemlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum doğrudan doğruya. Eğer bu somutlanabilirse yaşamın içerisinde nerede kullanıldığına dönük, ki bunu yapmaya başlayan öğretmen arkadaşlarımız var. Yani somut hale getiriyorlar matematik. Gelişmiş ülkelerde de bu böyle. Öyle olduğu zaman problem olmaktan çıkıyor. Bir de anlaşılabilir oluyor. Anlaşılan şeylerde sıkıntı yaratmaz. Anlaşılmadığı için matematik problem şu anda. Peki hocam, sizce matematik zekası olan insanlar hayatta daha mı başarılıdır? Ya biraz öyle bir algı yaratılmış matematik zekası ile ilgili, ama aslında farklı zeka türleri var. O zeka türlerine göre değişik biçimlerde insan hayatta değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ya herkesin çok iyi yapabileceği işler vardır mutlaka. Olay onunla ilgili bence. Evet, sevgili Bera hocam, video klibimizi de izledik, sokak röportajlarımızı da gördük. Bize matematik nedir? Tarihsel ve toplumsal bağlamını kurarak anlatır mısın lütfen? Tabii ki. Biraz önce matematiğin yaşamla ilişkisinden bahsederek yola çıktık. Aslında matematiğin yaşamla ilişkisi var mı? Tabii ki çok var. Ama insan bunu bilmiyor. Matematik yaşamdan koparılmış olarak kuşaklara verilmeye çalışılıyor. Böyle bir sıkıntı var temelde. Çünkü biz matematiği her bilim alanında olduğu gibi, ama matematiğin biraz farklı bir boyutu var, yaşamdan koparılmış olarak bize öğretilir. Ve matematiğin yanılmaz, hiçbir şekilde yanlış yapmaz, matematik problemlerin çözümünün tek doğru şeklinde olduğunu ifade eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Sonra en önemli konulardan bir tanesi, insanları ön yargılı kılan konulardan bir tanesi, matematiğin bir zeka ölçütü olarak kullanılması. Bu yıllardır benim hem bir hoca olarak hem de toplumla, sokakla, kaldırımla konuştuğum zaman anlatmaya çalıştığım şey o. Matematik, insanın ilgi duyduğu, merak duyduğu ve aynı zamanda da belli yetenekleri de ona eğilim göstermiş olduğu bir alan. Her alanda olduğu gibi. Bugün çok tipik örnekler veririm ben. Bir ressam mesela, veya bir şair, veya bir felsefeci, veya bir sosyolog, veya bir romancı. Bunlar zeki değil mi? Matematikle ilgilenmek zorunda mıdırlar bunlar? Değil. Ama matematikle olan ilişkimiz bizim
gerçekten tarihle olan ilişkimiz kadar değerli bir şey diye düşünüyorum. Onun için en temel sıkıntılardan bir tanesi matematiğin bir zeka ölçütü olarak kullanılması ve bugün özellikle doğa bilimleri çerçevesinde baktığımızda doğa bilimleri yani fizik, kimya, biyoloji, tıp, aklımıza gelen bütün doğa bilimleri matematiği öncü kabul ederek kendine özgü bir iktidar kurmaya çalışmıştır. Bu çerçeveden izlendiği zaman matematik sanki doğruluğun, kesinliğin, yanılmazlığın bir temsilcisi olarak tarih boyunca bize öğretilmeye çalışılmış. Özellikle son 300 yılda. Şöyle bir küçük bir örnekle de devam edebiliriz bence. Fizik diye bir sözcükle karşı karşıyayız bugün. Bu fizik dediğimiz kelimenin tarihi en fazla 150 yıldır. Ondan önce o alanda yapılan araştırmaların adı doğa felsefesiydi. Bu çok ilginç. Evet. Yani doğa felsefesi neden fizik oldu? Çünkü artık özellikle sanayi devriminden sonra, buhar makinesinden sonra, üretimin kısa sürede pazara dönüşmesi, yapılan bilimsel araştırmaların kısa sürede üretime doğru yönelmesi, kentleşmenin artması, yeni sınıfların ortaya çıkması, dolayısıyla bu düzeni devam ettirecek kuşakların yetişmesi için okullaşma süreçleri, bilimin örgütlenmesi, bilimin örgütlenmesine paralel olarak okullarda içeriklerin ve müfredatların saptanması çerçevesinde artık bu kabul edilmişti ki felsefe güzel bir şey. Ama dört duvar arasında oturun konuşun, biz üretim yapacağız, bilim yapacağız dediler. Tabii ki bu bilim yapacağız demek, bilimi kendi çıkarımız için kullanacağız demekti. Tabii ki bu bilimin bugün hizmet ettiği, daha doğrusu bilimi hizmet etmek üzere örgütleyen burjuva sınıfının dünyayı nereye getirdiğini, ne tür tehlikelerle karşı karşıya olduğumuzu da herhalde ayrı bir programda ele alacağız. Ama matematik dediğimiz zaman bunları konuşmadan bir yere oturtamayız. Sanki bunların dışında, bunlarla ilişkisi olmayan, tarihsel boyutu kavranmamış, zaten ahistorik yani tarih dışı, asenkronik zaman dışı, zaten yine birçok profesör arkadaşım var, akademisyen arkadaşım var. Bana şu eleştiriyi getirirler. Niye bu kadar matematik felsefesiyle ilgileniyorsun? Doğada veya evrende dünya gibi dünyadaki insan benzeri canlıların da içerildiği bir gezegenlere baksan bir gün biz bunlarla buluştuğumuzda konuşacağımız tek ortak dil matematik değil mi diye sorarlar. Ben de kesinlikle hayır cevabını veririm. Çünkü matematik bizim insan olarak sahip olduğumuz bir mental ya daha doğrusu zihni bir üretimden başka bir şey değildir. Ki kaldı ki bu matematik olayını ben evrim süreci dışında tartışmam. Çünkü birçok hayvanda büyüklüğü, boyutu, rengi, çokluğu anlayabilecek bir yetenek var. Bizim evrim süreci içerisinde diğer hayvanlardan farkımız, ki bu arada kalan uçurum çok net olarak henüz belli değil. Bilimsel olarak da evet tartışılıyor. Mikrobiyoloji epey tabii ki mesafe kat etti ama henüz bilmediğimiz bir şey var ortada. Daha doğrusu bilemediğimiz bir şey var. Bu problem bir soyutlama yeteneği getiriyor. Matematiğin en önemli özelliklerinden bir tanesi matematiğin bir soyutlama sanatı olması. Ama soyutlama aynı zamanda bizim dil içinde kullandığımız bir şeydir. Bu soyutlamayı biraz açar mıyız hocam? Soyutlamayı... Soyutlama genelleme. Genelleme. Daha kolay anlaşılabilmesi için. Mesela bir insan bakıyor, bir ressam ve kendisine göre bakmış olduğu, gözlemiş olduğu ve aynı zamanda temas etmiş olduğu kendi çevresine bir yorum getirerek, bir genelleme yaparak bir resim üretiyor, bir şiir üretiyor veya bir başkası. Matematik de öyle bir şey. Matematik de bir dil çünkü. Çünkü matematiğin en önemli özelliklerinden bir tanesi çevresini anlama çabasıdır insanın geliştirdiği şey. Yani dili nasıl geliştirdiyse, biz eğer soyutlama yapmasak, metaforlar kullanmasak, benzetmeler yapmasak, karşılaştırmalar yapmasak nasıl konuşacağız? Bütün bunlar matematik için de geçerlidir. Yani matematiği ben zihnimizin bir ürünü olarak algılıyorum. Şimdi neden böyle bir giriş yaptık? Çünkü insanlar matematik denince bir adım geri gidiyorlar.
Hatta dünya toplumlarında şu anda ataerkil toplumun egemen olduğu bütün oluşumlardaki başkası yok. Öyle düşünüyorum. Ama şöyle bir şey vardır. Matematiğe ilgi duymayan bir insan övülerek neredeyse benim kafam matematiğe basmaz diyebilir. Çok rahat söylüyor bunu. Yani hakaret kabul etmiyor. Matematik o kadar yüce bir şey ki kendi karşısında. Benim kafam basmaz. Yani ben o yüceliğe erişemem gibi bir kabul içine giriyor insan. Halbuki burada bir yabancılaşma söz konusu. Ben matematik, sayı, çokluk, soyutlama, bütün bunları istersen biraz sonra tekrar girelim. Böyle bir açılımdan sonra arkadaşımız bir şey demek ister mi bilmiyorum. Çok değerli oldu hocam. Bence de bu aşamada Orkun'a dönelim ve onun matematikle olan ilk ilişkisinin nasıl başladığını ve şu anda artık matematik kullanan, kendi meslek alanında da matematik kullanan biri olarak nereden nereye geldiğini Orkun'dan dinleyelim. Aslında hani ben hocam konuşurken ben sürekli onu düşünüyorum. İlk hani doğduğumuz ya da kendimizi yavaş yavaş bilmeye başladığımız zamandan itibaren hani çok böyle çıkarcı bir tutum ama hani ilk çocuğun eline para verilip de bakkala gönderme anı aslında hani matematikle ilk karşılaşma. Bir para geliyor, bakkaldan bir şey alacağız ve bunun bir para üstüne alacağız. O paranın birbiriyle eşleşmesi en basit, çok temel bir matematiksel hesaplama, yani toplama çıkarma işlemiyle girilen bir durum. Bir de benim ekstra bir durumum babamın öğretmen olması. Hani başta da söylediğiniz hocam zaten. Yani ben ilk kendimi bildim bile, daha okula gitmezken bile hani babamın sınav kağıtları, sınav okumaları, onların işte puanlamaları, toplama, çıkarma, yüzden kaç puan eksik, yüze ne kadar kalmış gibi hani hesaplarla böyle biraz daha tanıştık. Ama ilkokula geldiğimizde, geçen gün sizle konuşmamızda da bahsetmiştik, yani 3. sınıftaydı yanlış hatırlamıyorsam, çarpım tablosu ezberletilmeye başladı işte 2'ler, 3'ler, 4'ler, hani o onlara kadar giden bir sistem. Babam bana ilk şunu söyledi, ezberleme ya, niye uğraşıyorsun bunlarla? Öğretmen diyor, hoca diyor okulda, o diyor ezberle işte kaldıracağım, soracağım 6 kere 7 kaç diye bir cevap alacağım senden. Gerek yok, bunun için hesap makinesi diye bir şey var. Yani hani sen temel bir işin mantığını aslında hani o problemi çözümleme kısmını çözdükten sonra gerisi çok da problem değil. Ama hani babam da öğretmen ama okuldaki daha bir öğretmenmiş gibi geliyor o zaman. Ve hani onun söylediğini yapmaya çabalıyoruz. Ezberledik. İlkokul dönemi böyle geçti. Üzerine bir liseye giriş sınavı. Orada zaten en kısa sürede en çabuk soruyu kim çözecek? Evet. Çok ciddi. Hani o zekilik dediniz ya az önce. Zekiliğin ölçüldüğü bir sınav o da zaten. Onun dışında dediğiniz gibi sosyal bilimlerin hiçbir önemi yok sanki. Evet. Bir şekilde liseye girdik. Liseden sonra üniversite biraz daha artık seviye artıyor. Dozaj artarak ilerliyor. Yani son sene, hatta son 1-2 ayı test kitaplarının arasında matematik, fizik sorularını çözerek en hızlı şekilde toplama çıkarmayı, işte o bölme 4 işlemi kafadan yapıp hızlandırarak adım atmaya çalışıyoruz. Üniversiteye geldiğimiz an durum birden değişti. Bir de bilgisayar mühendisliği olması, az önce hocamın da bahsettiği gibi hani tamamıyla soyut. Yani bir program yazmak, genelleme mantığı, yani birçok hani özellikle son dönemdeki kullanılan programlama dillerinde hani genelleme çok ön plandadır. Ve artık hani bunun üzerinden yürür işler. Çünkü daha kullanışlı bir hale gelir. Yazdığınız program, kodlarınız böyle bir özellik taşımaya başlıyor. Üniversitede ama bu iş biraz değişti ama üniversitede verilen eğitimle doğrudan değiştiğini düşünmüyorum açıkçası. Orada da böyle bir sıkıntı var. Üniversitede de verilen eğitim biraz daha sınırlı bir mühendis olduğu için şu anki o toplumsal çıkar değil de bireyci bir yetiştirme tarzı olduğunu düşünüyorum hani mühendisliklere dair. Hani siz daha fazla evet, ama bir şey söyleyebilirsiniz bu konuda. Bugün bu konulara girer miyiz bilmiyorum. Biraz girelim hocam. Siz 40 yıldır matematik öğretiyorsunuz. Evet. Ve mühendislikte de uygulamalı matematik öğretiyorsunuz. Yani, tabii hem matematik felsefesiyle uğraşıyorsunuz hem de insanlara uygulamalı matematik öğretiyorsunuz. O yüzden sizin dinleme zamanı. Evet, yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Hem röportajlarda biraz önce görmüş olduğumuz hem de sevgili öğrenme ortağımın ifade ettiği gibi biz matematik denince aklımıza sayılar geliyor. Şimdi bu konuda biraz bir şeyler söylemek istiyorum ben. Ondan sonra tabii ki okula da girebiliriz. Yani üniversite bağlamında bunu fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü bizi şu anda izleyecek olan bu programı arkadaşlarımız, toplum belki o kadar üniversiteyle birebir ilişki içinde değildir.
O açıdan biraz daha onu kolaylaştırarak anlatmaya çalışacağım. Her şeyden önce biz matematiğin sayılara indirgenemeyeceğini altını çizmek zorundayız. Şimdi soyutlama olayını şu örnekle verelim. Etrafımıza baktığımız zaman birçok çokluk görürüz. Çok ağaç, çok insan, çok araba, değil mi? Evet. Bunlara çokluk görürüz. Yani hayvanların tümü de, canlıların tümü de çokluğun farkındadır, idrak ediyorlar. Onlar da görüyorlar. Görüyorlar ve bunu kendi evrim çizgileri içerisinde, kendi yaşamlarını sürdürebilecek bir semantikle olayı değerlendiriyorlar. Onun için biz nasıl değerlendiriyoruz? Çokluk, şimdi soruyorum. Çokluk fiziksel bir büyüklük müdür, yoksa matematiksel bir büyüklük müdür? Yani çokluğa baktığın zaman matematik mi görüyorsun, yoksa fizik mi görüyorsun? Bu çok ciddi bir problemdir. Bizim çokluğa matematik dememizin nedeni, matematiğin bir ideoloji olarak kültürden kültüre geçmesidir. Çünkü çokluk orada varoluşsal olarak zaten duruyor. Yani fiziksel olarak duruyor. Bu çokluğa bir anlam vermek istiyorsak biz o çokluğu soyutlarız. Soyutladığımız zaman da sayı sistemini geliştirmiş oluruz. 5, 10, 20 dediğimiz zaman biz bir genelleme, bir soyutlama yapıyoruz. Biraz önce sordunuz ya, soyutlama 5 bardak olabileceği gibi 5 insan da olabilir, 5 kitap da olabilir. 5 evet. Ağaç da olabilir. Dolayısıyla buradaki 5 bir soyutlamadır. Ama herhangi bir fiziksel büyüklükle yan yana getirdiğimiz zaman bu soyutlama yeni bir anlam kazanmaktadır. Dolayısıyla burada altını çizmek istediğim şeylerden bir tanesi, insanların yaşam içerisinde matematikle kurdukları ilişkide en çok rahatsızlık duydukları şey matematiğin soyut olarak kabul edilmesidir. Bence matematik soyut değildir. Matematik bir soyutlama sanatıdır. Arasında çok fark var. Eğer soyutlama sanatına vakıf olursak bu ne demektir? İşte matematiksel kavramları yaşamdan örnekler çerçevesinde ve kendine belirli bir şekilde bu matematik öğrenme sahnesinde bir yer bulma isteğiyle, anlatabiliyor muyum? Bir yer bulma isteğiyle, yani burada bir ontolojik bir problem var, yani varoluşsal bir problem var. Matematiği edinecek miyim, yoksa ben matematiğin içinde sahnede yer alıyor muyum? Evet. Biz matematiği edineceğiz ideolojisiyle yaşıyoruz. Dolayısıyla bir öğretmen var, öğretmen gider öğretir. Çocuk da bu öğretilenleri ezberler belli ölçüde ya da beller diyelim. Ondan sonra da sınav denen bir araçla. Sınavda kullanır, bir daha da kullanmaz. Evet, yani araçla öğrenip öğrenmediğini ölçülür. Eğer ölçülmüşse olumlu olarak bir daha bırakır. Halbuki insan matematik sahnesinde ben de varım diyorsa. Yani matematikle yaşam ilişkisi. Evet, matematikle yaşam ilişkisi bu. Yani bunu daha kolaylaştırmak mümkün değil. Çok basit yani olay. Matematik aynı zamanda geometridir. Yani şekildir. Matematik aynı zamanda renktir. Matematik aynı zamanda sayıdır. Ama matematik aynı zamanda doğrudan doğruya yaşamla bir örnek verebileceğimiz bir şey de olmayabilir. Mesela bana sorarlar mühendislik mektebinde, biz matematik neden öğreniyoruz? Birinci cevabım şu, hiçbir şey için. Sadece bir oyun oynamak için. Çok güzel bir şey. İşte insanın oyun oynarken en çok zevk aldığı şey soyutlama yapabilmesidir. Çocuklar bile oyun oynarken ne güzel oyunlar kuruyorlar, değil mi? Araçsal yaklaşmıyorsunuz. Evet, araçsal yaklaşmıyorsunuz. Bu araçsal yaklaşımın matematikle ilgili en temel sorunlarımızdan kesinlikle biri olduğunu. Kesinlikle, çünkü ben matematiği edineceğim. Yani malik olacağım anlamında. Yoksa ben de kişisel olarak matematiğin içindeyim demeyen bir düşünceden kaynaklanıyor. E tabii ki bu tüketim toplumunda başka ne beklersin? Hmm. Yani bunlara girecek miyiz bugün bilmiyorum ama. Hocam girelim mi aslında? Başlangıçta da biraz konuşmuştuk bu. Bir gazetede de bir makale yazmıştınız. Bu kutular açılıyor, içinden doğrular evet. Çıkıyor. Tabii sayılar üzerinden birçok batıl inanç var. 13 sayısı birçok insan için uğursuzdur mesela. Yani insanlar sayılar üzerinden de bir kültür oluşturmuşlar. Dolayısıyla bu kültürün sayıların çok değerli oluşundan değil, insanların çekingenlik duyduğu, izahında pek
kabiliyet gösteremediği veya sıkıştığı bir noktada sayılara başvurarak onları gizemli bir tarafa çekerek matematikten de yararlanmış oluyorlar sözüm ona, ama matematik gizemli falan da değil. Dostumun da söylediği gibi yazılımın üretilmesi de başlı başına bir matematiksel işlemdir. Bir matematiksel çabadır. Bugün yine bilgisayarda o kadar hızlı işlem yapıyorsak biz, onlu sayı sistemini kullanmadığımız için hızlı işlem yapıyoruz. Çünkü ikili sayı sistemini kullanıyoruz. Dolayısıyla doğada nerede matematik? Bilmiyorum valla, çıkınca tekrar bakacağım, belki bulabilirim. Deniz kenarında olur mu bilmem. Yani insan doğayı anlamak için öyle şeyler uyduruyor ki, muhteşem bir üretim kabiliyetine sahip. Hayran olmuyorum. Ama ürettiklerine de çok saygı duyuyorum. İnsanlar. Sizin o konudaki tavrınız kesin. Siz matematiğin doğada değil, insan zihninin bir ürünü olduğunu, evet, düşünüyorsunuz. Evet, dil olduğunu düşünüyorum. Dil olduğunu, felsefesini onun üzerinden kuruyorsunuz. Evet. Ve matematikle şu andaki insan olduğunun yaşadığı yabancılaşmanın da aslında bir işte bu matematiğe bir araçsal aynı zamanda da doğada olduğunu kabul eden ve onu böyle bir tapınılacak, evet, ulaşılması gereken gizemli bir boyut kazandıran boyuta sokmak, bu da ciddi bir yabancılaşmaya, ürkmeye, evet, yol açıyor ve günlük yaşamdan gerçekten matematikle ilişki kurarak yaşamaktan insanı alıkoyuyor diyorum. Bir şey daha söyleyeceğim, yine Orkun'un söylediği güzel bir şey vardı, 6 kere 7 meselesi. Çarpım tablosu. Evet. Kerrat cetveli mi denir? Kerrat cetveli. Eskiden çarpım tablosu. Şimdi 6-7 çocuk geliyor eve. Anne, bugün 6 kere 7'yi öğrendim. Kaç yavrum? 42. Hemen evde baba, nine kim varsa ya da anne. Peki yavrum 7 kere 6 ne eder? Çocuk durur. Haklı olarak. Çünkü ikisi aynı anlamda değildir. 6 var, çarpı işareti var, bir de 7. Sonra 7 var, çarpı işareti 6. Sembolik olarak. Evet. Burada ezber ve belleme problemini biraz önce, evet, sonra konuşacağım. Şimdi ilkokul çocuğunun aritmetiksel çarpmada değişim özelliğinin geçerli olduğunu nereden bilsin? Çarpma üzerinden bir değişim özelliği var. 6 kere 7, 7 kere 6'ya eşittir. Evet, çocuk bunu biraz beller. Biz belleme ile ezberlemeyi karıştırmamak zorundayız. Yani dili öğrenirken bile biz belleyerek öğreniriz, öyle değil mi? Tabii. Yani bunun kalem olduğunu, bunun laptop olduğunu veya bunun işte hava olduğunu biz bir şekilde belleyerek yaşarız. Ama ezberlemek farklı bir şeydir. Orkun'un güzel bir örneği vardı, girişte konuşmuştuk. Tiyatroda matematiği Hani kullandı. Sizin aslında hani matematik ve yaşam, evet, meselesine bir örnek yani olabilir mi belki? Siz aslında hani matematiğin bir düşünceler sistemi olduğunu kabul edersek, hani matematiğin bunun aslında hani görsel kısmı ya da rakamlar somut hali gibi geliyor bize. Yani şöyle bir şey, hani problemi çözme yetisi. Yani bir problemi çözerken, yani bir algoritma çıkartırken elimizdeki materyaller, veriler nelerdir? Önce hani verileri belirleriz, saptarız. Bu veriler üzerinden nasıl bir yol izleyeceğimiz ve finalde nereye ulaşacağımız sorusu vardır. Hani bizim mesela şöyle bir benzetmeydi. Tiyatroda da bir metin incelerken metinde olması gereken asıl olan şey çatışmadır. Yani metin içerisinde bir çatışma, çelişki olacaktır. Ve o çelişkiden biz hani doğru olanı, doğru neyse artık bulmaya çalışacağız gibi bir çaba. Hani burada şöyle bir örnekleme mesela. Elimizdeki materyaller bir oyun için oyunculardır. Başka hani bir kullandığımız ekstra bir materyal yoktur. Ve bu oyuncular bizim verilerimizdir. Biz bu oyuncuların kökenine inersek, yani o verileri iyi değerlendirebilirsek ya da çözümleyebilirsek bu karakterleri ve çelişkiyi, çatışma üzerinden bir sonuca doğru evriltebiliriz. Yani veriler oyuncular, metin bizim problemimiz, asıl olan çatışma ve çelişki ve düşünce mantığı, düşünce sistemi geliştirerek aslında uydurma demek değil de dediğiniz gibi bir meseleyi bellemek. Yani bir insan gözlük takıyorsa gözleri bozuktur gibi bir nedensellik ilişkisi kurabilmek aslında. Ve onun üzerinden çözüme doğru adım adım ilerleyebilmek. Yani böyle bir konuşma geçmişti Cem Hoca'yla. Şimdi buna küçük bir katkı yapayım. Yine toplumumuzda, toplumlarda özellikle bugünkü tüm dünya toplumları için söylüyorum. Hiç istisnasız sevgili hocam, sevgili dostum. Matematiksel düşünmeyle matematik aynı şey değildir. Ya bu da çok önemli. Bunun altını çizmek gerekiyor. O ayrımı da yapar mısın? Yani burada
Orkun'un anlatmış olduğu tiyatro çözümlemesinde, insanların rol paylaşımında, hareketleri, problemi çözmeye yönelik ellerindeki metinle oyuncuların ilişkisi. Tabii, bütün bu ilişkiyi insan sahip olduğu matematiksel yetenekleri de kullanarak yapar. Ama sadece matematiksel yetenekleri değil, çünkü matematik sadece sezgi değildir. İnsanda bütün canlıların o evrim süreci içerisindeki yetenekleri olarak bir matematiksel düşünme, bir soyutlama yapma, bir genelleme yapabilme, bir büyüklüğü değerlendirme, rengi değerlendirme, şekli değerlendirme yetenekleri var. Birçok kavrayış biçimimiz var. Matematik de bunlardan biri. Biri ve destek olur. Yani bu kavrayış biçimlerimiz bana göre tabii ki bir örgü şeklinde etkileşimde olur. Yani bir tanesi ayrı çalışır, bir tanesi ayrı çalışır değil. Bunlar hep birlikte çalışır. Şimdi matematik dediğimiz şey ise bizim yarattığımız bir eser. Ve benim görüşüme göre, biraz şövence davranmak istemiyorum ama, insanlık tarihinin en ilginç ve etkin eserlerinden bir tanesi matematik eseri. Matematikçe düşünmek ayrı bir şeydir. Matematik demek başka bir şeydir. Bugün etnomatematik denen bir adam var. Yani çeşitli kültürlerde bu matematiksel yeteneğin hayatın tasarımında nasıl kullanıldığını inceleyen bir alan. Gerçekten bu çok eksik. Çünkü biz matematiği araçsallaştırdıkça, ki hayatımızın hemen hemen bütün davranışlar araçsallıktır, sevginin de işte arkadaşlığın da araçsallaştırıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu araçsal aklın etki etmediği bir ortama baktığımızda, matematiksel yeteneklerimizi hayatı tasarlamak, hayatı idame ettirecek bir ortam yaratmak için de kullanıyoruz. Bu çanak çömlekten tutun, şekillerinden tutun, işte giyeceğimiz elbiselerin dokunmasına kadar hepsi, kalınlığı, ısı geçirgenliği, geçirmezliği, işte bütün bunlar, yani inanılmaz güzel şeyler var. Keşke slaytlarla bunları gösterebilme şansımız olsa yine böyle bir şey de yapabiliriz. Sırf etnomatematik üzerinden. Tarih boyunca. Mesela biz sıfıra gelinceye kadar çok uzun yıllar geçti. Etno derken de kültürü kastediyorsunuz. Kültür tamamen. Etno kültür demek. Dünyanın çok çeşitli yerlerinde insanların birbirleriyle temas etme şansının hemen hemen hiç olmadığı bir ortamda çok benzer yetilerle, çok benzer tasarımlarla doğaya karşı veya doğayla birlikte olmaya çalışmışlardır. Matematiğin burada matematiksel yetiyle matematiksel eser çok farklı. Mesela ben geçenlerde Hint matematiğiyle ilgili yaptığım bir araştırmayı bir makaleye çevirdim ve Toplumsal Tarih dergisinde yayınlandı. Yani o zaman bizim Batı tarafından bize empoze edilen ve tümüyle Antik Yunan'dan hareketle matematiğin ortaya çıkışını kabul eden ideolojinin çok tersine türev integral olarak bugün bildiğimiz sonlu küçük olayı Hint matematiğinde Newton'dan 3000 yıl önce biliniyordu. Yani insan bunu düşünüyor, sonsuz küçük ne olabilir? Yani bir eğriye bir teğet çizmek, oradaki nokta ne? Nokta sonsuz küçük bir şey. Bunu algılayabilmek, hatta sonsuz küçük bir şeyi ifade ettiği için Newton kendi zamanında, özellikle Berkeley'i bilirsin, idealist filozof, onun yakın bir arkadaşı bir şiir yazmıştı. Tanrı bizi tüm veba mikrobundan veya mikrop bilinmiyorsa bile veba felaketinden ve Newton'dan korusun diye bir şiir yazmış. Neden? Çünkü Newton sonsuz küçüğü ifade etmekle Tanrı'yı tartışma durumuna getirdiğini zannediyor onlardan. Sonsuz küçük. Halbuki sonsuz küçük matematikte inanılmaz katkılarda bulunmuş. Mükemmel bir uydurmadır. Ama limit kavramı oradan geliyor, limit kavramı üzerinden türev geliyor, türev üzerinden değişim geliyor, değişimi incelemek geliyor, işte diferansiyel denklemler geliyor, tasarımlar geliyor falan. Bütün bunlar iç içe geçen şeyler. Bir birey doğayla, çevresiyle ilişki kurduğu zaman iki şekilde bilgi edinir çok kabaca. Bir tanesi deneme, yanılmayla veya örgütlenmiş bir deney sistemiyle, ikincisi matematikle. İkisini birleştirdiğimiz zaman da çok tatlı olur. Mükemmel bir şey evet. Çıkar ortaya. Dolayısıyla piramitlere doğru gittiğimiz zaman orada mükemmel bir matematik aramaktan çok bir mimari geleneğin deneyerek, yanılarak bulunmuş bir mimari geleneğin, yani orada ağırlık merkezi çerçevesinde o hissiyatın, o geleneğin sürdürülmesi olarak da görebiliriz. Yani piramitlere baktığımız zaman
hayret yani matematik varmış dememeliyiz diye düşünüyorum. Ama uzaylara da bağlamanın bir anlamı tabii yok. Ki, yani. Tabii ki. Uzaylara bağlayanlar da zaten matematiğin yüceliğini ifade etmiş oluyorlar. Bu da matematik yüce bir şey değildir. Matematik insanıdır, insanidir. Ve matematik yüceden çok zevklidir yani. Evet, çok, eğlenceli bir şey. Çok yani. Eğlencelidir, çok i̇şte tatlıdır. Tam burada müfredata bağlayalım. Orkun sen baban matematik öğretmeni. Sence İyi bir eğitim, keyifli bir zevk alarak bir matematik eğitimi aldın mı? Üniversiteyi de kat içinden, ilkokuldan da başlayarak. Yoksa bizim bu müfredat, matematik müfredat dediğimiz şey biraz sıkıntılı, sorunlu mu? Yani aşırı bir baskı yaratıyoruz, bunun bir başarının bir ögesi haline getiriyoruz çocuklara. Hocam zekayla bir alakası yoktur dedi. Yani zekanın ölçütü değildir. Ölçütü değildir tek dedi. Ölçüt değildir. Evet, tek ölçüt değildir dedi. Oradan da ben hocama geçeceğim. Bizim bu matematik amigolu meselesini soracağım ona. Vallahi şimdi şöyle yani hocam da anlatıyor zaten de ya biz hani eğitim hayatı boyunca hala hani üniversitede de devam ediyor. Nasıl aktığını, nasıl gittiğini pek kestiremiyoruz. Ya da gerçek anlamda bir şeyleri belleyebiliyor muyuz? Hani bu konuda ciddi sıkıntılar var. Birçok arkadaşım, birçok öğrenci için belki de geçerli. Çünkü hani zaten ilk öğretim süresi boyunca işte ilk 8 sınıf, şimdi o bayağı da bir değişti. Ben bile takip edemiyorum artık hani nasıl olduğunu. Ama sürekli bir ezberle başlıyoruz işe. Yani bu hani çarpım tablosu örneği bir tanesiydi. Ezberlerle ilerliyoruz. Formülleri ezberleyerek, işte yazar isimlerini ezberleyerek bir yere kadar geliyoruz. Ve liseye geldiğimiz zaman anlamadığımız amansız bir yarış içerisindeyiz. O sırada gerçekten biz hani matematik keyifli bir şey mi? Yani hani bunu sorgulamaya bile hani fırsat, böyle bir soru aklımıza dahi gelmiyor. Üniversiteye geliyoruz, birinci sınıf, ikinci sınıf birden kaygılar kaplıyor her yanı. Yani okul bitecek, okul bittikten sonra ne olacak? Hani akademik alanda mı devam edeceğim, iş mi bulacağım, iş bulursam nasıl bir iş bulacağım? Bu sadece matematik için değil, her şey evet, için. Evet, aynen. Yani sırf matematik değil ve işte hani bu sırada biz birçok şeyi kaçırıyoruz aslında. Dediğiniz gibi ama matematik... Ama sen bir bilgisayar mühendisi olarak iş yapabilirsin. Evet. Çok güzel. Demek ki eğitimi ya kötü ya iyi diye ayıramayız. Aynen. Bu ciddi bir sıkıntı bir kere. Ve her şeyi ben ezberleyerek bugüne geldim diyemez. Hı hı, tabii. Biz temelde öğretimi bir yine araçsal olarak değerlendirdiğimiz zaman araç değilse bile önceden eğitimin amacı nedir? Genel kuşakları kendimize benzetmektir. Yani düzeni idame ettirmektir. Öyle değil mi? Dolayısıyla öğretmen de ne biliyorsa çocuğa aktarıyor. Ama biz öğretim veya eğitim felsefesini hiç tartışmıyoruz. Niye? Tarihi nedir buna? Tarihte o an için geçerlidir. Yok bunun bir tarihi var. Yani o açıdan bir de matematikte, matematik konuştuğumuz için söyleyeceğim, en önemli sıkıntılardan bir tanesi, matematik öğretiminin içeriğinden çok verilme biçimi. İki, matematik öğretimini verecek olan insanların yetişme biçimi. Matematik öğretmenlerinin hiçbirisi matematiğin hayatla ilişkisini bilmez. Ve en çok şikayet ettikleri konulardan bir tanesi de budur. Biz çocuklar soruyorlar, matematiğin nerede kullanılacağını anlatamıyoruz. Şimdi dolayısıyla kitap yazsan, önlerine koysan, onu söyleseler ezber olacak. Dolayısıyla matematik öğreten insanların da belirli ölçüde buna gelmelerinde yarar var. Yani bugün bir asma köprüyü düşünelim, bir boğaz köprüsünü düşünelim. Bu boğaz köprüsünü deneme yanılmayla yapabilir miyiz? Yapamayız. Belki yaparız ama 1000 defa yıkılır, 1000 defa yaparız onu. Kim bilir o piramitler ne kadar zaman kaç almıştır, insan kaç insan ölmüştür, kaç kere yıkılmıştır. Ama işte matematik burada modelini kuruyor. Ama modeli kurarken matematik becerisi değil, fizik becerisiyle kuruyor. Çünkü orada kuvvet dağılımı var, kuvvet denkliği var, kuvvetin korunması var, enerjinin korunması var, mekanik enerji denklikleri var. Bütün bunları biz matematiksel olarak değerlendiriyoruz ve matematik diliyle parametrik çalışmalar yaparak bir asma köprünün gerçekten çok büyük bir eserdir. Kolay bir şey değildir. Malzemesini tercih etmeye kadar giden bir olayda orada işte toplumu anlatırken matematik biraz bunun için. Veya tomografiye gidiyorsun. Bütün moleküllerini okuyor. Peki moleküllerini okuyuncaya kadar nasıl oluyor bu işler? Böyle deneme yanılmayla yapılacak şeyler mi bunlar? Matematik olması tomografi sıfırdır. Bilgisayar olması sıfırdır. Grafik özellikleri olması sıfırdır. Peki bütün bunları nasıl yaptık? Grafiği, grafik ortamı, ekranı, rezolüsyonu, çözünürlüğü hep matematik üzerinden değerlendirdik.
Dolayısıyla matematik her yerde değil, matematik her yere ulaşabilme yeteneğine sahip oluyoruz diye düşünüyorum. Öğretim çok tartışmalı bir konu. Bu etnomatematiğin de getirdiği örnekler var. Mesela sen bir Avustralya'dan örnek verecektin. İstersen onu da ver. Matematik kalmadı diye ona da başka bir ve programda bu. Olur. Matematik o zaman etnomatematiği de evet, temel alarak. Müfredat, etnomatematik konularını da başka bir öğretmen arkadaşımızı da davet ederek burada matematiğe devam edelim 2-3 program diye düşünüyorum. Mutlaka yapacağız hocam. Ama bu programda sizlerin sayesinde matematik ve yaşam arasında nasıl bir ilişki olduğunu bence izleyicilerimizle paylaştık. Matematiğin yaşamın bir parçası olduğunu paylaştık. Bu konuda güzel bir sohbet ettiğimizi düşünüyorum. Ve izleyicilerimize sizlerin adına da saygılar sunuyorum. Geldiğiniz ve katıldığınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Beno Hocam, Orkun çok teşekkürler.